Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Merkür de Aslan burcunda ilerliyor. Bu dönemde genel olarak iş hayatınız, mesleğinizle ilgili konular, günlük yaşam şartlarınız, genel düzeninizle ilgili alanlar aydınlanırken tabii ki bazı yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız da mümkün önümüzdeki haftadan itibaren. Bu hafta ay artık son dördün fazında olacak. Hafta boyunca da ayın ışığı yavaş yavaş küçülecek. Pazartesi gününden itibaren ay boğa burcunda başlıyoruz haftaya. Pazartesi, salı, çarşamba öğleden sonraki saatlere kadar ay boğa burcunda olacak. Bu özellikle bazı düşüncelerinizin, fikirlerinizin biraz olgunlaşması anlamına geliyor. Bazı kararlar verebilirsiniz. Hareketli günler, zihinsel anlamda da hareketlilik var, fiziksel anlamda da hareketlilik var. Yolculuklar, seyahatler, bilgi trafiği, iletişim, eğitimle ilgili bir konunun netleşmesi, bir seyahat planının netleşmesi mümkün. Yakınlarınızdaki kişiler, kardeşlerinizle de ilgili bir konu varsa hayatınızda özellikle, evet, bu yakınlarınız, akrabalarınızla da kardeşinizle ilgili bir konunun da özellikle bir karara bağlanmasını ya da onunla ilgili bir şeyin, bir belirsizliğin netleşmesini sağlayabilir. Çarşamba öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Hafta sonuna kadar Perşembe günü, Cuma günü Ay İkizler'de sizin için özel hayatınız, özellikle kendinizi güvende hissettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz, mutlu hissettiğiniz alanlar ki bu eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynleriniz, onlarla ilgili konuların hani duygusal dünyanızda daha fazla öne çıkacağını gösteriyor. Daha fazla paylaşımlar yapabilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evinizle ilgilenebilirsiniz. Evde toplantılar olabilir, ailenize zaman ayırabilirsiniz örneğin. Ve bu hafta Koç burcundaki Mars'ın Plüto ile yapacağı dik açı özellikle ayın 13'ünde kesinleşecek ki biraz daha toplumsal alanlarda aslında dikkat edilmesi gereken bir açıdır bu. Sert bir açıdır, astrolojik anlamda gergin bir açıdır. Güç mücadeleleri, bazen işte çatışmalar, kavgalar, baskılar yaratabilir. Şiddet olayları, patlamalar, kazalar, hatta doğa olaylarını bile tetikleyebilen bir açı Mars Plüto karesi. Bireysel anlamda da tabii ki mümkün olduğunca dikkat etmemiz lazım. Riskli hareketlerden uzak durmamız lazım. Kaza olasılığının olduğunu unutmayalım. Buna dikkat edelim. Siz balık olarak yani çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz ama siz olmazsınız. Yani çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı gerilimler olabilir. Bazen tartışmalara yol açabilir bu durum. Ya da huzursuzluk hissedebilirsiniz. Örneğin maddi anlamda ani bir harcama, bir masraf gündeme gelebilir. Bu kendi üzerinizde bir maddi baskı, bir kaygı, bir korku, bir endişe yaratabilir. Bu konularda daha dikkatli, temkinli olmakta fayda var. Hafta sonu Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Ay Yengeç'ten geçerken duygusal olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ki özellikle Cumartesi günü ayın açıları daha destekleyici. Venüs de Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Şu dönemde Venüs zaten aşk hayatınızda bazı iyilikler getirebilecek. Ay da yengeçten geçerken özellikle cumartesi günü bu anlamda daha verimli. Sevdiğiniz kişiyle romantik bazı paylaşımlar yapabilirsiniz. Keyif aldığınız bazı durumlar ortaya çıkabilir. Çocuklarla ilgili yine daha keyifli durumlar olabilir. Sevdiklerinizle kendinizi iyi hissedeceğiniz, enerjinizin yükseleceği ortamlarda yer alabilir. Eğlenebilirsiniz. Hafta sonu pazar günü de Ay Yengeç Burcu'nda ancak pazar günü özellikle akşam saatleri biraz daha sert açılar yapacak. O nedenle pazar akşam saatlerinde ilişkilerimizde bazı hoşnutsuzluklar olabilir. Biraz hani böyle münakaşalara, çatışmalara açık gökyüzü. O nedenle mümkün olduğunca anlayışlı olmakta, çok fazla takılmamakta, alınganlık yapmamakta fayda var. Özellikle çocuklarla ilgili konularda, işte sevdiğimiz kişilerle ilgili konularda biraz daha sakin ve sağduyulu olmakta fayda var sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.